Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda Excel'de onay kutuları yapacağız. Bu onay kutularımızla beraber tablomuzdan basit veri çektireceğiz. Bu işlem için ben iki tane basit veri düşünüyorum. Siz istediğinizi çektirebilirsiniz. Bunun için ben bir seçimi yaptığım alanın seçim toplamını, yani onay kutusunda onay verdiğim hücrenin seçim toplamını yazdıracağım. Bakın. Bir de genel toplamı yazdıracağım. Evet. Bu ikisini yazdırdıktan sonra da bir proses bara, bakın hemen üstünde bulunan bir proses bar yapacağım. Bakın geliyorum üstteki. Şimdi şunu bir koyu tona boyayacağım arkadaşlar. Şöyle gideyim giriş sekmesindeki arka plan dolgusunu değiştireyim. Koyu ton yapınca arka planı genelde yazıyı açık olarak yaparsanız görsel olarak daha güzel bir şey elde edebilirsiniz arkadaşlar. Hemen yan tarafa da bir veri girişi yapacağım. Alana da aynı şeyi yapayım. Oraya da biraz daha şöyle açık tonlu bir veri alanı yapayım. Bunu sağ tuş yapıyorum bakın. Veri girişi yapacağım alanı ve başlıklarını seçip sağ tuş yapıyorum. Hücreleri biçimlendir dedikten sonra kenarlık bölümünde bunlara kenarlık ekleyeceğim. Şöyle gri tonlamalı bir kenarlık istiyorum. Önce rengi seçtim. Sonra çizgi tipini seçtim. Sonra bakın dışı çerçeve ekle dedim ve tamam dedim. Artık bunun dışında bir çerçeve var. Tabii şu an göremiyoruz. Bir tane de içine ekleyelim arkadaşlar. Aynı şey bakın şöyle sağ tuş yap, biçimlendir yaptıktan sonra iç kısmına da bir çerçeve ekleyelim. Evet. Gördüğünüz gibi ufak bir ayrım oluştu. Şimdi bir de proses bar yapacağız tabii bunun üstüne. Şöyle. Onu da şurayı bir satır daha alta çekmek istiyorum. Alanı seçtim. Şöyle bir satır daha aşağı yuvarladım. Proses barı da yani buradaki seçimin toplamını, genel toplamına olan oranını yüzde olarak da buraya gösterelim arkadaşlar. Bakın bu alanı birleştiriyorum. Sağ tuş yapıyorum. Hücreleri biçimlendirden önce rengi seçiyorum. Sonra çizgi tipini seçiyorum. Dışına çerçeve veriyorum. Bu alanında proses bar gibi olsun istiyorum. Şimdi tabii bu tablodan veri çekeceğim veya siz kendi tablonuzdan veri çekeceğiniz için buradaki ürünlerin benzersiz olanlarını yani tekrar etmeyenlerini buraya çekmem lazım. İsterseniz elle de yazabilirsiniz ama veri girişi yaptığınızda bu çok dinamik olmaz. Bunu daha önce de anlatmıştım. Excel 365'te bu işlem için bir formül var. Yani benzersiz formülü. Benzersiz yazıyorum. Parantezimi açıyorum. Bakın A3 hücremden başlasın istiyorum. Noktalı virgülümü koyuyorum. Siz kullanacağınız maksimum satırı belirleyip ona göre yaparsanız daha verimli bir sonuç alırsınız. İsterseniz bütün sütunu seçebilirsiniz ama bu sefer büyük verilerde kasma yapabilir arkadaşlar. Ben mesela 30 satırlık bir veri yapacağım göstermek için. 2 nokta üst dedikten sonra A30 yazıyorum. Bakın benzersiz formülü kapatıp Enter'a basıyorum. Burada bakın bu tablomda tekrar etmeyen liste buraya geldi. Artık bu kalemler her veri girişi yaptığımda buraya eklenecektir arkadaşlar. Mesela şuraya şu notebook'u arttırayım. Görelim. Bunu da 1 yapayım mesela. Gördüğünüz gibi buraya notebook 1 değeri geldi. Şimdi şöyle seçiyorum I sütununu. Sol kısma yaslayayım. Daha görsel olarak güzel bir alan olsun. Hemen bunun baş kısmına da bir onay kutusu yapacağım arkadaşlar. Bakın geliyorum buraya. Şu alana. Buraya 1 veya 0 girişi yaptığımda bana bir tik işareti atsın istiyorum. Onu da şöyle yapacağım. Bakın seçtim. Koşullu biçimlendirmeye geldim. Burada simge kümeleri var. Bu kısmında bakın göstergeler kısmında onay kutuları var. Ben bunlardan bir tanesini seçtim. Sonra bakın seçili haldeyken tabii kutunun içinde yazı da var. Ben o yazıyı istemiyorum. Kuralları yönet kısmına geliyorum. Bakın çift tıklıyorum bu alana. Şimdi simgem burada doğru. Bakın burada yalnızca simge göster alanı var. Onu işaretliyorum. Değer benim minimum değerim 0. İşte yani ne diyor bakın. Değer eşitse sıfıra, buradaki değer, daha doğrusu 1'e eşitse bu tik işaretini atsın. Diğerleri için şurayı da sıfır yapayım. Bakın
Diğer bölümler için de şu hemen kenarındaki oka tıklayıp hücre simgesi yok diyorum, bakın sağ kısma. Bana herhangi bir şekilde şey atmasını istiyorum. Şu kısımları da sayıya çevirip bu değerleri yazalım arkadaşlar. Tamam diyorum. Tekrar tamam diyorum. Gördüğünüz gibi sadece bir tik işareti geldi. Başka bir şey yok. Şuradan boyutunu ayarlayabilirsiniz. Bunu aynı yazıda yaptığınız gibi, bakın giriş bölümündeki hizalama seçeneklerini kullanarak aşağı yukarıya hizalayabilirsiniz. Ortaya veya. Evet. Şöyle. Ben kendi sütunumu da bir şöyle ortalayayım. Şimdi tabii bunu aşağıya doğru da çekebilirsiniz arkadaşlar. Şöyle. Bakın. Kenarındaki seçimi yaptıktan sonra kenarında bulunan küçük kareye mouse'un sol tuşuyla çift tıklarsanız veri girişi yaptığınız yere kadar bu formül otomatik olarak uygulanacaktır. Bakın sıfır değeri girdiğimde herhangi bir şekilde işaret oluşmuyor. Gördüğünüz gibi. Bir değeri girdiğimde bir tik işareti koyuyor. Şimdi buradaki verilerin karşısına şöyle yapalım. Toplam fiyatlarını çektirelim arkadaşlar. Bunun için de şöyle yapalım. Eşittir diyorum. Ve topla diyorum. Parantezimi açıyorum. İlk olarak benden aralık istiyor. Bakın geliyorum. Ürünler aralığını seçeceğim. Ne yaptım? A3'ü seçtim. 2 nokta üst üste koydum. Yine A30 yazıyorum. Yani 30'a kalan olan kadar olan satırlarda işlem yapacağım. Şimdi bunu bir sabitlemem lazım. Çünkü aşağı doğru sürükleyeceğim için bu sefer ne olur? Her seferinde başlangıç ücreti değişir. O yüzden bakın ilk A3 2 nokta üst üste A30 yazdıktan sonra F4'e basıyorum. Bütün hepsinin başına gördüğünüz gibi dolar işareti getiriyor. Bakın şöyle tamamını seçelim ki tamamını sabitleyelim. Evet, sonra geliyorum. Noktalı virgül koyuyorum. Şimdi benden ölçüt istiyor arkadaşlar. Ölçütüm de bu olacak. Buradaki veriyi çektirecek. Hemen yanında bulunan veriyi çektirecek. Burada sabitleme yapmayacağım. Çünkü aşağıya doğru çektiğimde ne olması lazım? Hücrenin de aşağıya doğru değişmesi lazım. İki nokta üst üste koyuyorum. Bu sefer de toplam aralığını soruyor. Bakın toplam aralığı olarak tutar kısmını seçiyorum. F3 kısmını. Yine aynı şekilde iki nokta üst üste koyuyorum ve F30 yapıyorum. Aşağıya doğru gördüğünüz gibi otomatik olarak seçti. Şimdi ne yapıyorum? Bakın F3 ile F30'u seçiyorum. Bu tablomun bu kısmının da sabit olması gerekiyor. O yüzden ne yapıyorum? F4'e tıklayıp dolar işaretlerini otomatik getiriyorum arkadaşlar. Şöyle. Sonra ne yapıyorum? Parantezimi kapatıp Enter'a basıyorum. Artık bilgisayara ait toplam tutarları bakın buraya getirdi. Gördüğünüz gibi. Şimdi bunu ne yapacağım? Bakın aşağıya doğru sürüklüyorum. Otomatik olarak hangi veriye karşılık gelen ne varsa hepsinin toplamı buraya gelecektir arkadaşlar. Bu satırı da sağ tarafa doğru gördüğünüz gibi sürüklüyorum. Şimdi tabii şöyle yapalım. Buradaki bakın işareti kaldırdığımızda yani sıfır yazdığımızda buradaki veri de belirgin. Bunun da çok belirgin olmasını istemiyorum. En azından göze böyle biraz bir şey gelsin istiyorum. Görünmez şekilde olsun istiyorum. Bunun için de yapacağımız işlem şu arkadaşlar. Hücre biçimlendirmeyi uygulayacağımız alana bakın 30 satır şimdi buradaki veri de artacağı için gerçi diğerlerini uygulamadık ama aynı mantığı yapabilirsiniz. Şimdi bakın seçim yapacağım yine. Buradaki hücremi seçtim. Seçtiğim hücre burada gözüküyor bakın adlandırma kısmında yani A sütunun hemen başında neymiş? I7'ymiş. Ben J sütun J30'a kadar hepsini seçsin istiyorum. Oraya uygulasın istiyorum. 2 nokta üst üste yapıyorum. J30 diyorum. Ben Enter'a bastığımda gördüğünüz gibi bu alanı seçti. Şimdi koşullu biçimlendirmeye giriyorum. Bakın yeni kural diyorum. Biçimlendirecek hücreleri belirtmek için formül kullan seçeneğini yapıyorum. Bunu daha önceki videolarda da kullanmıştık. Siz görebilirsiniz arkadaşlar. Formül bölümüne geliyorum. Basit bir formül yazacağım için bunu dışarıda yazmıyorum arkadaşlar. Burada yazacağım. Eşittir dedim. Bakın buradaki değer, şuradaki değer ne oldu? Buraya geldi.
Eşit hissediyorum. Sıfıra buradaki biçimlendirmeyi kullan. Biçimlendirme bölümüne geliyorum. Bakın yazı tipi bölümüne geldikten sonra buradaki yazı rengimi biraz daha böyle açık gri yapıyorum ki çok belirgin olmasın. Şimdi bakın burada da mantığımız aynı olacak. Şimdi koşullu biçimlendirmede buradaki formül verdiğimiz hücrelere sürükleneceği için sürüklendiğinde bazı değerlerin aynı kalması lazım. Mesela buradaki bilgisayar uyguladığında herhangi bir şekilde yanlış sonuç almayacağız. Ama sağ tarafa doğru sürüklediği için bakın burada ilk verdiğimde değer neydi? H7 idi. H7'yi de bu tarafa sürükleyecek. Doğal olarak bilgisayara bakacak burada sıfıra eşit mi diye. Ben şimdi bu verinin aşağıya doğru değişmesini ama sağa doğru çektiğimizde değişmemesini istiyorum. Sağa doğru çektiğimde neydi? Bakın sütun kısımları belirgin oluyordu. Yani ne yapıyorum? Sütun kısmının baş kısmında bakın dolar işaretini bırakıyorum. Ama satır kısmı olan yani sayıları biliyorsunuz Excel'de satırda sayılar gösterir. Sayı kısmının başındaki dolar işaretini silip tamam diyorum arkadaşlar. Evet şimdi bakalım. Burayı sıfır yaptığımda gördüğünüz gibi buradaki veri biraz daha koyu bir ton aldı. Şöyle yapıyorum açık bir ton aldı ve belirginliğini kaybetti. Evet burada şimdi tabi yapacağımız işlem ne arkadaşlar? Bakın sıfır yazdığımda onay kutusu yok. Yazı çok belirgin değil. Hatta şöyle yapalım arkadaşlar. Şöyle kuralları yönet kısmına gelelim. Şurada özür diliyorum. Şuradan bakın nerede uygulamıştık o formülü. Bu alanda şöyle R7 ile 2.3'te J30 yazıyorum. Şöyle zaten tıkladım da aslında buraları yönet kısmında formül gelecektir buraya. Biraz daha şöyle koyu bir ton seçeyim ki hiç hepten de belirsiz olmasını istiyorum arkadaşlar. Şöyle yaptım evet. Bakın biraz daha az tonla belirgin hale geldi. Gördüğünüz gibi. Seçili toplamları şimdi buraya getiririm arkadaşlar. Eşittir diyorum. Ve topla diyorum. Parantezimi açıyorum. Aralığımı vereceğim. Aralığım neydi? H sütunuydu. Şöyle tıklıyorum başlangıcına. H7 ile 2 nokta üst üste koyuyorum. H30 alanını tara diyorum. Tabi bu H7 ile H30'u seçip F4 ile sabit diyorum. Sonra noktalı virgülümü koyuyorum. Ölçütüm ne olsun istiyorum arkadaşlar. Seçtiğim alandaki değerler 1 olacak. Bakın şöyle noktalı virgülümü koyuyorum. 1 yazıyorum. Yani buradaki değer 1 olduğunda bana karşılık gelen değerleri toplayacak. Noktalı virgülümü koydum. Şimdi ne soruyor? Toplam aralığımı soruyor. Toplam aralığım neresi? Fiyatların olduğu kısım. Buna da aynı şekilde bakın. J7'yi seçtim. 2 nokta üst üste diyorum. J30 diyorum. Pardon. Evet J30 diyorum. Bu J7 ile J30'u seçip F4'te sabit diyorum. Formülümün sonuna gelip parantezimi kapatıp Enter'a basıyorum. Artık buradaki 1 olan değerlerin tamamının toplamı buraya gelecek. 0 olduğunda toplamdan gördüğünüz gibi düşecek. Peki hemen altında da genel toplamı yapalım. Buraya da sadece toplam diyeceğim. Toplam. Daha doğrusu topla diyeceğim arkadaşlar. Parantezimi açıyorum. Nereye? Fiyat bilgisinin olduğu kısmı toplayacak. J7 ile J evet J30 arasını topla diyorum. Şöyle. Tabii bunu ne yapıyorum? Bu bölgeyi de sabitleyeceğim. Seçtim formülümü. F4'e bastım. Parantezimi kapatıp Enter'a bastım. Artık gördüğünüz gibi bu kısımda seçili olan bölüm. Şöyle tıklayalım. Şuradan finansal olarak değiştirelim arkadaşlar şeyi, verimizi. Şöyle. Evet şimdi seçimlerin olduğu kısım. Bakın bir yazıyorum. Seçimlerin olduğu kısım üst kısımda genel toplamda alt kısımda toplanıyor. Şimdi ne yapalım? Bir tane de process bar yapalım. Bir kere seçili bölgenin yani seçili toplamın ne yapacağım? Genel toplam oranı bana neyi verecek?
seçili alanın yüzdesini verecektir arkadaşlar. Şimdi ne yaptım? Bakın bölümünü yaptım. Geldim genel bölümünden. Bunu da yüzde olarak değiştiriyorum arkadaşlar. Şöyle. Ne yapayım? Şöyle bir bu bölgeyi de ortalayayım. Hatta sol sağ tarafa yaslayayım arkadaşlar. Şimdi bakın bu hücreyi seçiyorum. Yine koşullu biçimlendirmede veri çubuklarından herhangi bir tanesini seçebilirsiniz arkadaşlar. Şöyle seçiyorum. Sonra geliyorum koşullu biçimlendirme kuralları yönet kısmına. Veri çubuğuna tıklıyorum. Buradaki değerleri otomatik yapmayacağım arkadaşlar. Ben bakın en az veriyi ve en çok veriyi şöyle buradan sayı yapacağım. En az verim 0. En büyük verim de %100 olacak. O yüzden şöyle yapacağım. Yüzde işaret koyup 100 yapacağım arkadaşlar. Ve tamam diyeceğim. Tekrar tamam diyorum. Evet. Bakalım seçtiğim bölge %26'sını oluşturuyormuş. Şöyle yapıyorum. Evet. Gördüğünüz gibi bana seçtiğim alanın yüzdesini proses barında otomatik olarak veriyor. Kolay gelsin arkadaşlar.